Evet, gelin gelin. Konuşacak çok şeyimiz var. Öncelikle belirtmem gereken bir şey var. YouTube'da daha önce Mr. Wood ile alakalı çekilmiş Türkçe herhangi bir içerik yok. Bu da bu bağlamda Türkiye'deki ilk Mr. Wood inceleme videosu olacak. Bu yüzden A'dan Z'ye ve geçmişten günümüze kadar Mr. Wood ile alakalı size ufak tefek bilgiler de veriyor olacağım. Endüstriyel tasarımın olmazsa olmaz iki öğesi ağaç ve çeliktir. Bu bağlamda Mr. Wood da endüstriyel tasarımın en iyi örneklerinden bir tanesi diyebiliriz. Mr. Wood firması 2016 yılında Almanya'da doğdu. Tabii bu süreç onlar için oldukça sancılı başladı diyebiliriz. Wukah gibi bir markadan sonra başka bir ağaç gövdeli nargileyi dünyaya kabul ettirmek hiç kolay olmayacaktı. Bu sürecin oldukça sancılı olacağını bilmelerine rağmen günümüze kadar gelen Mr. Wood sadece ülkemizde değil Avrupa'da ve Rusya'da da saygınlık kazanmayı başardı. Bu başarı istikrarın yanı sıra ürünlerine yaptığı güncellemeler ve aldığı sertifikalarla da destekledi. 2023 yılına geldiğimiz zaman Mr. Wood 3 model olarak nihai sonuca erdi. Bunlardan ilki Mr. Wood Classic, ikincisi Antik ve üçüncüsü de Prizma modeli. Pekala bu süreç içinde neler değişti? Birazcık onlardan bahsedelim. Aslında bu 7 yıllık süreçte A'dan Z'ye takımın her noktası güncelleme aldı. Ser formu değişti, tepsi formu değişti, şişeleri değişti, kilit mekanizması değişti ve yıllar içerisinde güncellenerek günümüze kadar geldi. Son olarak Mr. Wood bu gelişme sürecine ve gelinen noktaya istinaden logosunu değiştirerek daha minimal, daha dinamik ve daha güçlü bir logo tercihine gitmiştir. Ve şu anki gördüğünüz logo güncel logosu. Tabii bugün inceleyeceğimiz ürün Mr. Wood'un klasik modeli arkadaşlar. Mr. Wood Classic aslında markanın amiral gemisi. Sadece Türkiye'de değil dünya çapında da oldukça fazla satış rakamlarına ulaşan bir model Mr. Wood Classic. Bu model koli içerisinden tek parça halinde sizlere geliyor. Yani sizin de yapmanız gereken tek şey şişeye doldurup nargilenizi içmeye başlamak demek isterdim. Fakat bu takımın içerisinden bir hortum ve marpuç çıkmıyor arkadaşlar. Evinizde başka bir nargile takımınız yoksa buna hazırlık yapmanızı öneririm. Yani ekstra olarak Mr. Wood'u alacaksanız bir marpuç ve hortum almanızı öneririm. Fakat evinizdeki silikon hortumlarınızı ve kendi marpuçlarınızı bu takımın üzerinde kullanabilirsiniz. Ama dediniz ki ben takımımla uyumlu olsun bu marpuçtan almak istiyorum. Marpuç ve hortum da site üzerinden satışı var arkadaşlar. Satın aldığınız ağaç modeline uygun marpuçunuzu ve istediğiniz renk deri hortumunuzu satın alabilirsiniz. Ekstra olarak hortum almak istediğiniz zaman bu şekilde üzerinde deri kaplaması olan bir silikon hortum geliyor arkadaşlar. Bu şekilde dikişli marpuç yine satın aldığınız gövdenin aynı rengi olarak marpuç da size geliyor. Bu da gayet şık. Marpuçu da bu şekilde aynı gövdeye sahip olan ağaç kombinasyonuyla beraber bunu da satın alabiliyorsunuz. Eğer deri hortum şart değil, marpuç da ağaç olmayı versin diyorsanız standart bir çelik marpuç ve silikon bir hortum da alabilirsiniz. Mr. Wood Classic ile alakalı birazcık detaylardan bahsedecek olursak 3 farklı seriden oluşuyor arkadaşlar. İlk serimiz Classic seri, içerisinde 6 farklı ağaçtan meydana gelen bir seri arkadaşlar. Şu an bizim kullandığımız ceviz, bunun haricinde iroko, marbao, paduk, zebrano, venge ve ceviz olarak 6 farklı modelden meydana geliyor klasik seri. Burada özellikle belirtmem gerekiyor ki bu ağaçların tamamı Amerika ve Afrika'dan ithal ediliyor arkadaşlar. Yurt dışından bu ağaçların ithal edilmesinin en temel sebebi ise bu ağaçların birçoğunun Türkiye'de olmaması. İkinci seri
Colors serisi. Bu serinin tamamı da meşe ağacından oluşuyor. Klasik seriden en temel fark ikili renk kombinasyonlarıyla hazırlanarak geliyor. Bumblebee, Hera, Hulk, Medusa, Orange, Thea, Titan, Yin ve Yang renkleri bu seriye dahil olan renkler arkadaşlar. Son seri de Crafted serisi. Crafted serisi de Colored serisi gibi meşe ağacından yapılıyor. Diğer modellere göre Crafted serisi daha dokulu bir form ile geliyor arkadaşlar. Bu grupta da 3 farklı renk var. Bunlardan bir tanesi White, bir tanesi Black, bir tanesi de Blue rengi arkadaşlar. Tabii seçimler bitmiyor. Bundan sonraki yapacağınız seçim ise cam seçimi oluyor arkadaşlar. Mr. Wood bu bağlamda oldukça zengin bir cam seçeneğine sahip. 12 farklı modelden oluşan bir cam serisi var. Bunların içinde renkli camların da yer aldığı, şeffaf camların da yer aldığı, aynı zamanda üzerine kesme işlemeli camların yer aldığı bir seri var arkadaşlar. Bu camlar için şunu söyleyebiliriz. Camların tamamı Türkiye'de üretiliyor ve Paşabahçe tarafından kesme işlemleri yapılıyor. Tabii ki bu camlar arasında fiyat farklılıkları oluşabiliyor. Düz camlar çok daha uygun fiyat, kesme camlar birazcık daha yüksek ve renkli camlar biraz daha pahalı. Bunlarla alakalı detaylı bilgiyi de açıklama kısmındaki Mr. Wood sitesinden ulaşabileceksiniz. Biraz daha teknik özelliklerinden bahsetmemiz gerekiyor. Takım tamamen 304L çelik ile imal ediliyor. Bununla beraber gövdelerinde kullanılan ağaçların tamamı Amerika ve Afrika'dan ithal olarak getiriliyor. Gördüğünüz gibi dalgalı bir tepsi modeli mevcut. Tepsinin kenarları pürüzsüz, uygun uzunluk ve genişlikte bir adaptör kullanılmış. Herhangi bir şerbet tutucu özelliği yok. Fakat tepsiyi kaldırdığımız zaman alt kısımda bir pul var arkadaşlar. Bu pul gerçekten çok önemli bir detay arkadaşlar. Çünkü zaman zaman kullandığımız lülelerden şerbet akabiliyor ve bu şerbetler tepsinin ve adaptörün arasından akarak ağaca ulaşabiliyor. Ve bu da uzun vadede ahşabın deforme olmasına sebebiyet gösteriyor. Mr. Wood burada küçük bir aparat kullanarak bu şerbetin ağaçla olan temasını tamamen kesmiş arkadaşlar. Tahliye kısmına geldiğimiz zaman burada yine güzel bir ayrıntı var. Delikli ve vidalı bir tahliye kapağı kullanılmış ve bu sayede de tahliyenin fırlamasını, düşmesini, uçmasına engel oluyor arkadaşlar. İçerisinde cam bilye kullanılması da gerçekten daha hissedilir ve daha farklı bir tahliye yapmasına olanak sağlıyor. Marpuç adaptörü kısmına geldiğimiz zaman marpuç adaptörün içerisinde kullanılan o-ring sayesinde marpuçlarınız çok daha dengeli bir şekilde gövdeye oturuyor ve özellikle o-ringi marpuç adaptörünün içinde değil de gövdenin içerisinde kullanılması da o-ringin hasar almasına engel oluyor. Ve en önemli kısım arkadaşlar göbek kilit sistemi. Uzun uzun konuşabileceğimiz bir göbek sistemi var arkadaşlar. Kilit sistemi sadece Mr. Wood markasına ait olan bir patentle bütün dünyada korunuyor arkadaşlar. Bu sistemin nasıl çalıştığına gelecek olursak aslında bu sistemi iki parça halinde anlatabiliriz. Birinci sistem gövde, ikinci sistem de şişenin üzerindeki mekanizma arkadaşlar. Şişenin üzerinde bulunan iki parçalı bir kilit mekanizması var. Bu mekanizma açık konumdayken içerindeki kanalları boş ve açık konumda oluyor ve bu sayede ana gövdenin üzerinde bulunan yatay şerit bu açık alana geçiyor. Daha sonra şişenin üzerindeki kilit mekanizmasını çevirdiğiniz zaman gövde üzerindeki kanalın üzerine bir şerit geçiyor ve bu sayede gövde alt parça şişeye sabitleniyor. Bu arada küçük ayrıntılardan da bahsetmek lazım. Mesela ana parçanın üzerinde bulunan o-ring gövdenin daha sabit olması için yapılmış başarılı bir sistem. Bu sayede kilit sisteminden sonra ana parçanın şişeye daha kesin bir şekilde sabitlenmesini sağlıyor. Hafta içerisinde Instagram üzerinden sizlere bir soru kutucuğu oluşturmuştum. Mr. Wood Classic ile alakalı merak ettiğiniz soruları bana sormanızı istemiştim. Sizden gelen bazı soruların şimdi cevaplarını veriyorum. Sorulardan ilki takımda alüminyum parça var mı diye bir soru gelmiş. Kaan SYGL. Kaan sormuş soruyu. Takımı anlatırken bahsetmiştim ama tekrar bahsedeyim arkadaşlar. Takımın tamamı 304 çelikten meydana geliyor. Bunun haricinde giydirmelerinde kullanılan ağaçların tamamı Afrika ve Amerika'dan getirtiliyor. Yine Kaan sormuş, difüzörü çıkartarak içim yapabilir miyiz diye bir soru gelmiş.
başım gözüm üstüne tabii ki senin için difüzörü çıkartalım. Hem de aradaki farkı, hissiyat farkını da sizlere göstermeye çalışayım. Aynı zamanda bir mikrofon koyayım, bakalım o aradaki ses farkını sizler de anlayabilecek misiniz? Difüzör takılıyken bir deneyelim. Bu arada difüzörü de çıkartmışken difüzörü de sizlere göstereyim arkadaşlar. İki sıra delikli bir difüzör var. Altı açık. Haliyle rahat bir içim yapmanızı sağlıyor bu difüzör sistemi. Şimdi difüzörü çıkarttıktan sonraki sesin ve titreşimin değişikliğine bakın. Bu şekilde daha tok bir içime sahip olabiliyorsunuz. Evet, Rasul'den bir soru gelmiş. Islak bırakırsak ağaç deforme olur mu? Arkadaşlar, burada özellikle belirtmem gerekiyor ki bu takımlar doğal ağaçlardan meydana geliyor. Yani markanın, modelin hiçbir önemi yok. Kullanılan ağaçlar doğal ağaçlar olduğu için yıkadıktan sonra mutlaka ve mutlaka kurulamanız gerekiyor. Evet, bir kullanımda, iki kullanımda bu takımlara bir şey olmaz. Fakat uzun vadede takımı sürekli ıslak bırakırsanız, takımın bakımını yapmazsanız ilerleyen zamanlarda tabii ki deforme olabilir. Tekrar belirtiyorum, bu ağaçlar doğal ağaçlardır. O yüzden dikkatli kullanmanız mutlaka gerekiyor. Kesinlikle ıslak bırakmayın arkadaşlar. Ali Baller sormuş, tat tutar mı? Bu takımlar tat tutmaz çünkü iç mekanizmaların tamamı çelik, çelik bir boru geçiyor içerisinden. Haliyle çelik tat tutmuyor. Fakat bakımını iyi yapmanız lazım. Temizliğini iyi yapmanız lazım. Bakımsız, temizliksiz takımlarınızı bırakmayın kesinlikle. Son olarak Niyazi sormuş, fiyatı nedir diye bir soru sormuş. Fiyatlara baktığımız zaman seçtiğiniz ağaç modeli ve seçtiğiniz şişe modeline göre fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. Fiyatlar 275 Euro'dan başlıyor, 450 Euro'ya kadar değişkenlik gösterebiliyor. Bununla beraber ekstra olarak satın alabileceğiniz, videonun başında da bahsettiğim gibi hortum ve marpuçları da ekstra olarak satın alabiliyorsunuz. Hortumu satın almak istediğiniz zaman 75 euro, marpuçu satın almak istediğiniz zaman da 25 euro gibi bir ücret ödüyorsunuz arkadaşlar. Sorularımızı da bitirdiğimize göre son olarak birazcık eleştirilerden bahsedeyim. Neleri eleştireceğiz? Aslında takımdan ziyade burada ilk eleştireceğim şey, gerçekten inanılmaz simple, inanılmaz kullanışlı bir site yapılmış. Fakat bu sitede sadece bir tane dil desteği var. Sadece İngilizce olarak geçiyor site. Tabii bu sitenin üzerinde hem Türkçe desteği hem Almanca desteği de olsun isterdim. Bu benim ilk eleştireceğim konu arkadaşlar. Eleştirebileceğim bir diğer konuysa marpuç ve hortumla alakalı olabilir. Site üzerinde aksesuar olarak sadece ahşap marpuç ve deri hortum seçenekleri var. Bunun haricinde işte çelik marpuç veya alüminyum marpuç, işte silikon hortum gibi seçenekler de olsun isterdim. Haliyle insanlar bu alışverişlerini de Mr. Wood üzerinden yapabilirlerdi diye düşünüyorum. Son olarak belki ilave edeceğim şey, şişenin altında sabitlemek için belki damla stikerlerden olabilirdi. Bu da işte takımın şişesinin daha az deforme olmasını ve yere koyduğumuz zaman daha yumuşak bir hisle takımın yere oturmasını sağlardı diye düşünüyorum. Bu videodan sonra belki de bu değişiklikleri de Mr. Wood firması yapar diye tahmin ediyorum. Evet, bugün sizlerle Mr. Wood'un klasik modelini A'dan Z'ye ve geçmişten günümüze kadar incelemeye, sizlere de anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı ve yararlı bir içerik olmuştur. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, hatta eğer kanala hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca aklına takılan sorular varsa alttaki yorumlar kısmına bana takımla alakalı merak ettiğin soruları da sorabilirsin. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Unutmayın arkadaşlar, nargile hepimizin.